Selamlar herkese, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda klasik yakalı kız bebek yeleğinin yapımını anlatıyorum. Modelimiz çiftli pirinç örgü, burgu ve haroş örgüden oluşuyor. Sayıları 6 aya uygun. Modelimiz 3 parça halinde örülüyor. Son olarak da yaka kısmı eklenerek tamamlanıyor. Modelimiz bir yumak tam ikinci yumağında üçte birini kullanarak örülüyor. Yani modelimize iki yumak ip temin ederek başlayalım. Şiş numaramız ise 3,5. 6 adet de düğme gerekli. Ölçülerimiz şöyle bu kısımdan alarak ölçüyorum. 32 santim boy. En 27 santim. Roba kısmı 19 santim. Ölçüler de bu şekilde. Modelin arkası da böyle. Yapımına geçmeden kanalım aracılığıyla ördüğünüz tüm modelleri Instagram sayfamdan bana ulaştırmayı unutmayın arkadaşlar. Hem Instagram'da hem de YouTube'da hikaye kısmında paylaşıyorum. Ben de sizin yaptığınız modelleri görmüş oluyorum. Anlatmamı istediğiniz modelleri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Yine model ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Öreceğimiz modelin sayıları 6 aya uygun. Eğer 1 yaş için örmek isterseniz başlangıç sayımız 38, 42 başlayabilirsiniz. Bu kısımları yine aynı şekilde örebilirsiniz. Buradaki pirinç örgü sırasına da 8 sıra ekleyelim beden kısmı için. Yine burgu kısmında da 2 burgu fazla ekleyebiliriz. Düğme aralıklarına da yine 2 haroşa sırası mesafe koyabiliriz. Arkadaki burguyu da yine aynı şekilde önlerdeki sayı ile aynı ayarlayalım. Yakayı da 2 sıra fazla yapabiliriz. Çünkü bu yaka yeterli gelecektir. 2 sıra fazlası da 1 yaş için yeterli olacaktır. Bu şekilde de 1 yaş için modeli uygulayabiliriz. Diğer yaşları da aynı şekilde 8'er 8'er sıra beden kısmına ekleyerek yine başlangıç sayısına 4 ilmek ekleyerek yapabiliriz. Arkaya başladığımızda ise yine buradaki sıraya da önlere ikişer ilmek veya dörder ilmek eklediğimizde arkaya da 8 ilmek ekliyoruz. Hesaplayarak dilediğimiz yaşa uygun modeli büyüterek örebiliriz. Modelde orta kalınlıkta anti peeling özellikli bebeğini kullanıyorum. Şiş numaram 3,5. 38 ilmek atarak başlıyoruz. Otuz sekiz ilmek attık. Şimdi modelimizi hemen başta kurarak devam edeceğiz. 10 ilmeğini haroşa örgü düğme bandı şeklinde devam edecek. Geri kalan 28 ilmek üzerine de çiftli pirinç örgü modelini kuruyoruz. Şimdi bu kısımdan başlayalım. İlk önce 28 ilmeğimizi çiftli pirinç örgüyü kuralım. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters şeklinde pirinç örgümüzü kuruyoruz.
10 ilmek kalana kadar işleme devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. 2 ters daha ördüm. Bu kısım tamamlandı. Pirinç örgümüz kurulmuş oldu. 10 ilmeğimizde haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ördüğümüzü çeviriyoruz. Bu modelimizin sağ ön parçası. Tekrar 10 ilmeği haroşa örüyoruz. Pirinç örgü kısmına geçtim. Pirinç örgümüzü bu sırada sadece ilmek yönlerine göre örerek devam ediyoruz. 2 sıra oluşunca sonrasında ilmek yönlerini değiştiriyoruz. Şimdi bu sırada düz ilmeklerimi düz örüyorum. Ters ilmeklerimi ters. Düz ilmeklerimi düz ördüm. Ters ilmekleri ters. 2 düz, 2 ters şeklinde. Sırayı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. Şimdi iki sıramız oluştuğu için ilmeklerin yönlerini değiştirerek başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi alıyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. İki tersim var. Bunları da düz ördüm. Düzleri ters. Ters ilmeklerimi düz örüyorum. Düz ilmeklerimi ters ördüm. Ters ilmeklerimi düz. Ve son olarak iki tersimi iki düz ördüm ve haroşa kısma geçtim. Yine 10 ilmeğimi haroşa örüyorum. Ön yüze çevirdim. Sıra başlarında ipimizi bu şekilde arkaya atıp baştaki ilmeğimizi de örmeden alıyoruz. On ilmek haroşayı örüyorum. Ardından pirinç örgü kısmına geçtim. Bir önceki sırada ilmek yönlerini değiştirmiştik. Şimdi öreceğimiz sırada sadece olduğu gibi ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde ördüğümüzde ön yüzde sadece ilmek yönlerine göre örmüş oluyoruz. Arka yüzde ilmekleri çeviriyoruz. Tersleri düz, düzleri ters örüyoruz. Aklımızda bu şekilde kalırsa bir yanlışlık olmaz örgümüzde. Arka yüze geçtim. Şimdi arka yüzde yine yönleri değiştiriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmek. Bunu düz örüyorum. İki düzüm var. Bunları da ters örüyorum. Terslerimi düz, düzleri ters. Bu kısım iyice anlaşılmıştır umarım.
Pirinç örgü, çift dile pirinç örgü bu şekilde devam ediyor. Evet, 10 ilmek haroşamı örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Örgümüzü bu şekilde ilerletiyoruz. 10 ilmeğimiz ön yüzde de arka yüzde de haroşa olarak düğme bandı için devam edecek bu şekilde. Pirinç örgümüzde ön yüzde ilmek yönlerine göre tersimizi ters, düzümüzü düz örüyoruz. Arka yüze geçtiğimizde ise ilmek yönlerini çeviriyoruz. Düzleri ters, tersleri düz örüyoruz. Yine arka yüzde düğme bandımız haroşa. Örüp ilerletelim biraz. Örgümü ilerlettim. Şöyle birkaç sıra örmüşüm. Bakalım. Burada oluşan haroşa çizgilerini, sıralarını sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 34 haroşa sırası örmüşüm. Şimdi roba kısmına geçiyoruz. Robada buradaki 10 ilmekten oluşan haroşa kısım aynı şekilde devam edecek. Bu kısımda da eksiltmeler yaparak modelin kurulumunu yapacağız. İlk önce 10 ilmek haroşayı örüyoruz. İki, dört, altı, sekiz, on. Sonrasında bir düz ilmek örüyoruz. Hemen 10 haroşa sonrası bir düz ilmeğimiz olacak. Bu ilmeğimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak devam ettireceğiz. Ara kısımda da şimdi 5 tane haroşa ilmek oluşturacağız. Bu kısımda da 2 ilmek keseceğiz. 1, sonrasında 1 ilmek kestim. 2. ilmeğim. 3.'yü ördüm. 4. ilmeğimi kesiyorum. 5.'yi ördüm. 5 ilmek haroşa örmüş oldum. Arka yüzde de haroşamı örünce burada haroşa sıram buradaki gibi belli olacak. Ben düzden örüyorum. 5 ilmek haroşa ördük. Sonrasında yine bir düz ilmek örüyoruz. Bir düzümü ördüm. Yani bu 5 haroşanın her iki tarafında birer düz ilmeğimiz olacak. Şimdi burgu kısmına geçiyorum. Bir ters ilmek ördüm. Ardından yine bir ilmek kesiyorum. Bir düz ördüm. İkinci düzümü ördüm. Üçüncüyü yine bir ilmek keserek örüyorum. Dördüncüyü ördüm. Beşinciyi yine bir ilmek keserek ördüm. Ve altıncıyı ördüm. Şöyle bir bakalım. Ters ilmekten sonra burada ters ilmeğimiz. 2, 4, 6 ilmek düz ördük burgu için. Bir ters örüyorum. Bu kısma bakıyorum. 2, 4, 6, 8 ilmeğim kalmış. Yine burada da ilmek keseceğiz. Bir düz örüyorum. Sonrasında burada ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Bir ilmek kestim. Haroşa, 5 haroşa öreceğiz burada da. 1, 2, bir ilmek daha kesiyorum. Bu 3. haroşam. 4 ve son olarak 5. Şimdi burada ne yaptık? 10 ilmek haroşa, 1 düz. 5 ilmek haroşa, 1 düz. Sonrasında 1 ters. Burgu için 6 düz. 1 ters. 1 düz, 5 ilmek de haroşa. Şimdi arka yüze geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 haroşa ördüm. 1 ters. Sonrasında 1 düz.
Burgu kısmındaki 6 düzü de arka yüzde 6 ters olarak örüyoruz. 6 ters ördüm. Sonrasında bir düz, bir ters, 5 ilmek haroşa. Sonrasında bir ters örüyorum ve 10 ilmeğim haroşa. Arka yüzdeki sırayı da tamamladık. Ön yüzde işlemleri tekrarlıyoruz. Yine 10 ilmek haroşa örüyorum. Sonrasında bir düz, ardından 5 ilmek haroşa. Bir düz, bir ters, 6 düz, 1 ters, 1 düz, 5 haroşa. Arka yüze geçtim. Burada da yine aynı şekilde 5 haroşa, 1 ters, 1 düz, 6 ilmek ters örgü, bir düz, bir ters, 5 ilmek haroşa, bir ters ve 10 ilmeğimiz haroşa. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada 1, 2, 3, 4 sıra düz örgümüz oluştu. Bu sırada burgumuzu yapacağız ve ilik açacağız. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir doluyorum. Ve bir ilmek kesiyorum. Ardından 1, 2, İlmek ördüm. Sonrasında yine doluyorum. Bir ilmek kestim ve kalan bir haroşa ilmeğimi ördüm. İki tane düğme için ilik açmış olduk. Bir düzümü örüyorum. 5 haroşa. Bir düz, bir ters. Şimdi burada burgumuzu da şu şekilde yapıyoruz. 3 ilmeğimizi boşa çıkardık. Sonrasında kalan 3 ilmeği de sağ şişe aldık. Ardından bu boşa çıkardığımız ilmekleri tekrar sol şişe alıyoruz. Sağ şiştekileri de aktarıp bu şekilde çaprazlamış oluyoruz. Tekrar ilmeklerimizi aldıktan sonra düz örüyoruz. Bir ters, bir düz ve 5 haroşamı örüp sırayı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. Yine 5 haroşa, bir ters, bir düz, 6 ters, 1 düz, 1 ters, 5 ilmek yine haroşa, 1 ters ve 10 ilmeğim haroşa. Ön yüze geçtim. İlmeği haroşa ördüm. Bir düz, 5 haroşa, bir düz, bir ters,
Altı düz. Bir ters, bir düz, beş haroşa. Bu şekilde devam edecek. Ön yüzde de, arka yüzde de ilmek yönüne göre örmeye devam ediyoruz. Şimdi burada bir haroşa sıramız oluştu. Burada burguyu yaptık. Arka sırada bir sıra. Bu ikinci sıramız. Tekrar arka sırayı ördüğümüzde 3, önde 4, tekrar arkayı ördüğümüzde 5 sıra olunca ön yüze geldiğimizde 6. sırada tekrar burgumuzu yapacağız. Bu şekilde bu kısmı tamamlayalım. İkinci burgumuzu yapalım. Örgümü ilerlettim. Burgudan sonra şöyle bir arka sıradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüşüm. İlikten sonra da 3 haroşa sıramız oluşmuş. İlikle burguyu aynı sırada yapmıştık. Şimdi devam edelim. On ilmek haroşamı örüyorum. Bir düzümü, 5 haroşa ilmeğimi ördüm. Tekrar bir düz örüyorum. Bir ters ve 6 düz ilmekten oluşan burgu kısmına geldim. Yine üçünü boşa çıkarıyorum. 3 ilmeği tekrar sağ şişe alıyorum. Üçünü sol şişe aldım. Diğer üçünü de aktardım ve düz örüyorum. Bir ters. Sonrasında bir düzüm var. Ve 5 ilmeğim de haroşa. Sırayı tamamlıyorum. Şimdi örgümüzün devamında yine bir 5 sıra olunca ön yüzde burgumuzu bu şekilde yapıyoruz. İliklerden sonra da 3 haroşa sıramız oluştu. 6'ya tamamlanınca bu kısım 6 haroşa sırası olunca ikinci ilik sıramızı buradaki gibi açıyoruz. Sonrasında yine bir 6 haroşa sırası, 3. ilik sıramızı yapıyoruz. Üçüncü ilik sırasından sonra da bir iki haroşa sırasına tamamlayalım. Sonrasında yaka oyuntusunu yapacağız. Bu şekilde ilerletelim örgümüzü. Örgümü ilerlettim. 6 haroşa sırasında bir, toplamda 3 defa ilik açtım. Bu kısımda da 5 sırada bir ön yüzde burgumu yaptım. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 defa burgu yapmışım. Şimdi bir sıra daha öreceğim. Ön yüzde, bir sıra da arka yüzde, ardından bu kısımda yaka oyuntusuna başlıyoruz. Son ilikten sonra 2 haroşa sırası ördüm. Şimdi tekrar bir haroşa sırası daha öreceğim. Yeterli gelmeyeceğini düşünerek bir haroşa sırası daha ördüm. Yani ilik kısmından sonra 1, 2, 3 haroşa sıramız oluştu. Şimdi ilmeklerini kapatacağız bu kısmın. 1, ikinci ilmeğimi ördüm. Bir öncekini üzerinden atlatarak kapatıyorum. Bir ilmek örüyorum. Diğerini üzerinden atlatarak kapatıyorum. On ilmeğimi kapattım. Şimdi bu sırada devam ediyorum örgüme. Bu kısımda 5 sıraya
Tamamlandı. Ön yüzde 6. sırada vurgumu yapıyorum. Evet, ilmeklerimi çaprazladım. Sonrasında yine düz örüyorum. Arka yüze geçtim. Bu kısımda da 5 ilmek haroşamı ve bir tersimi örüyorum. Örgümü çevirdim. Şimdi bu kısımda 3 ilmek kapatıyoruz. Bir ördüm. Bir öncekini üzerinden atlatarak kapattım. 2 3. Şimdi devam ediyorum sırayı örmeye. Modelimi de devam ettirerek sırayı tamamlamış oluyorum. Biraz buraları hızlı geçiyorum. Tekrar aynı şekilde bu kez 2 ilmek kesiyorum. İki. Devam ediyorum. Son kez ilmek kesiyorum. Yine 2 ilmek kesiyoruz. Bir ördüm. Bir kestim. Tekrar ters ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeği kestim. Şimdi burada da yine vurgumu yapıyorum. İlmeklerimi örüyorum. Şimdi bu kısmı biraz ilerleteceğiz. Bir burgu kadar. Yine bir 5 sıra örelim. Ardından ön yüzde burgumuzu yapalım. Son yaptığım burgudan sonra 5 sıra ördüm. Ön yüzde burgumu yaptım. Sonrasında arka yüzü ördüm. Ön yüze geçtim. Kalan 14 ilmeğimizi de kapatıyoruz.
Evet. Bu şekilde sağ ön parçayı tamamlamış olduk. İpim biraz uzunca tutarak kestim dikiş için kullanacağım. Şimdi sol parçaya başlayalım. 38 ilmek attım. Şimdi modelimi kuruyorum. On ilmek haroşa örüyorum. İki, dört, altı, sekiz, on. On ilmek haroşa ördüm. Sonrasında çiftlik pirinç örgüyü kuruyorum. İki ters, iki düz şeklinde. Modelin kurulumunu yaptım. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüzde de buradaki ilmek yönüne göre örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Diğer modelde yaptığımız gibi parçada ön yüzde ilmeklerin yönüne doğru örüyoruz. Arka yüzde de düzleri ters, tersleri düz örüyoruz. Sıramızın sonunda 10 ilmeği de haroşa örüyoruz. Düğme bandındaki kısım için bu kısmı yani örüyoruz. Arka yüze geçtim tekrar. 10 ilmeğim haroşa. Sonrasında iki tersim var. Bunları iki düz örüyorum. Düzlerimi de iki ters. İki ters, iki düz şeklinde ilmek yönlerini değiştirerek devam ediyorum. Ve son olarak ilmeğimi sol ön parçanın da kurulumunu yapmış oldum. Şimdi buradaki gibi devam ediyoruz. Ta ki 34 haroşa sırası olana kadar. 34 haroşa sırasından sonra diğer parçada buradaki haroşa kısımda ilik olmayacağı için bütün halinde örerek devam ediyoruz. Bu kısımda 7 ilmek eksilterek buradaki burgu modelini kurmuştuk. Aynı şekilde yapacağız. Yine burada da diğer başta bu kısımdan başlayacağımız için sıra başında 2 ilmek örüp bir keseceğiz. Sonrasında yine 1 ilmek örüp bir keseceğiz. 5 ilmek haroşayı örmüş olacağız. Sonrasında bir düz, bir ters. Bu kısımda da yine bir kesip bir örerek burada altı düzü oluşturacağız. Yine bir ters, bir düz ara kısımda burada da iki defa ilmek kestiğimizde yani toplamda 7 ilmek keseceğiz. Buradaki 5 haroşayı da örüp bir düz 10 haroşa şeklinde devam ediyoruz. Bu kısma kadar örelim. Sonrasında yine birlikte yaka oyuntusunu örelim. Şöyle bir sayalım. Kaç sıra olacak? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Yani bu kısım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 haroşa sırası oluncaya dek örelim. Sonrasında yaka oyuntusuna geçelim.
Sol ön parçayı da ilerlettim. Beden kısmını ördükten sonra robada 17 haroşa sırası oluşuncaya dek ördüm. Toplamda 6 defa da burgu yapmış oldum. Şimdi diğer parçada yapmış olduğumuz gibi yaka oyuntusuna başlıyoruz. 17 haroşa sırası olunca en son ön yüzde de bir sıra ördüm. Şimdi arka yüzde buradaki haroşa kısmın 10 ilmeğini kapatıyoruz. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonrakini örüyorum. Bir önceki ilmeği de üzerinden atlatarak bu 10 ilmeği bu şekilde kapatıyorum. Evet, 10 ilmeği kapattım. Örgüme devam ediyorum bu sırada. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi ön yüze geçtim. Bu sırayı da örelim. Arka yüze geçelim. Arka yüze geçtim. Şimdi 3 ilmek kapatıyoruz. 1 2 3 Örgüme devam ediyorum. Bu sırayı örelim. Ön yüzü de örüp tekrar arka yüze geçelim. Arka yüze geçtim. Bu kez 2 ilmek kapatıyoruz. 1 2 Tekrar sıraya devam ediyorum. Bu kısımda 5 sıramda oluşmuş ön yüzde burguyu da örüp tekrar arka yüze geçelim. Ön yüzde burgumu da yapıp arka yüze geçtim. Son kez 2 ilmek kapatıyoruz. İlmeklerimi örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Yaka için ilmek kesme işlemimiz tamamlandı. Bu şekilde bakalım. Güzel bir kavis elde ettik. Şimdi burada yaptığımız gibi bir burgu daha yapalım. Sonrasında burguyu ön yüzde yaptıktan sonra arka yüzü örelim. Ön yüzde ilmeklerimizi kapatalım. Yani buradaki gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burguya tamamlayalım. Bu parça da tamamlandı. Bu şekilde ön parçalar hazır. Şimdi arkaya başlayalım. Arka parça için toplamda 66 ilmek atalım. Sonrasında direkt pirinç örgü kurulumu yapalım. Pirinç örgüyü de şu şekilde sayalım bir. Şöyle ters ilmeklerden sayıyorum. Bu kısımdan en uçtan başlayarak 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bir de arka sırayı örelim. O şekilde tamamlayalım. Yani toplamda 17 tane bu ters duran ilmeklerden örelim. Tek sıra sayısına da bakalım. Tek sırada sayacak olduğumuzda 67 sıra örmemiz gerekiyor. Bu şekilde de her ördüğümüz sırayı sayıyoruz. 67 sıra ördüğümüzde bu beden kısmı tamamlanmış oluyor. Sadece pirinç örgüden oluşacak. Arka parçanın beden kısmını tamamladım. 66 ilmek başlayarak toplamda 67 sıra ördüm. Arka rovaya geçiyoruz. Yine ilmek eksilterek modelimizi kuracağız. Toplamda 3 adet burgumuz olacak. Baştaki ilmeğimi alıyorum. 1, bu da ikinci ilmeğim. Üçüncü de bir ilmek kesiyorum. Bunları haroşa örüyorum. Buradaki kenar kısım olacak. 3, 4 ördüm. 5'te bir ilmek kestim. 6'da bir ilmek ördüm. Şimdi burada 2, 4, bir ilmek de ekliyoruz. 5 ilmeğimiz haroşa kol kenarı için. Bir ilmeğimiz de düz. Bu kısımdaki düz ilmek. Şimdi burguya geçiyoruz. Bir ters örüyorum. Sonrasında yine bir ilmek kesiyorum. Düzlerimi örüyorum. 6 düz ilmek örüyoruz burgu için. 1. Bir normal ördüm. 2. Bir kesiyorum. 3, 4, yine bir ilmek daha kesiyorum. 5 ve son olarak 6. 6 düz ördüm burgu için. Bir ters örüyorum. Tekrar bir düz. Ve 5 haroşa örüyoruz. 1. Pardon, bir tane keselim. 1, 2, 2 ördüm. Üçüncüyü kesiyorum. 3, 4 ördüm. Yine beşinciyi kesiyorum. 5 haroşamı örmüş oldum. Tekrar bir düz örüyorum ve burgu kısmına geçiyorum. Bir ters. Sonrasında 6 düz öreceğim. Yine ilmek keserek 1 kestim. 2 ördüm. Üçüncüyü keserek ördüm. 4. Yine beşinci de bir ilmek kesiyorum. 6'yı da ördüm. 6 düzüm ördüm burgu için. Tekrar bir ters, bir düz. Arada 5 haroşa. İlkini örüyorum 1. İkinciyi kesiyorum 2 3. Dördüncüyü kesiyorum. Beşinciyi ördüm. Bir düz örüyorum. Yine üçüncü ve son burguya geçiyorum. Bir ters. Sonrasında İlkini kesiyorum. 1. İkinciyi ördüm. 3. 4. Beşinciyi kesiyorum. 6. ördüm. 6 düzümü de ördüm. Bir ters. Bir düzüm örüyorum ve kenarda da 5 tane haroşam kaldı. Kenar kısmının haroşa ilmekleri için bunları da haroşa örüyorum. Bu
kısımda kesmeme gerek kalmadı. Arka yüze geçiyorum. Şimdi arka yüzde kenar kısım için 5 haroşamı örüyorum. 5 haroşamı ördüm. Bir ters, bir düz örüyorum. Burgu kısmı için arka yüzde 6 ilmeğimi de ters örüyorum. Sonrasında bir düz, bir ters, ara kısımda 5 haroşamız vardı. 5 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sonrasında bir ters, bir düz, 6 ilmeğim burgu için ters, bir düz, bir ters, arada 5 ilmek haroşa. Tekrar bir ters, bir düz, burgu kısmı için 6 ters, bir düz, bir ters ve kenar kısmı için 5 haroşa. Evet. Bu şekilde modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ön yüzde bir, arka yüzde de bir sıra öreceğiz. Toplamda 2 sıra. Ön yüze geldiğimizde burgumuzu yapacağız. Şimdi ilmek verim yine örüyorum. 5 haroşa, bir düz, bir ters, 6 düz, bir ters, bir düz, 5 haroşa, tekrar bir düz, bir ters, 6 düz, bir ters, bir düz, 5 haroşa. Bir düz, bir ters, tekrar 6 düz, bir ters, bir düz ve son olarak 5 ilmeğimiz haroşa. Arka yüzde de ilmeklerimizin geliş yönüne doğru örelim. Ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. Öreceğimiz bu sırada burgularımızı yapıyoruz. 5 ilmek haroşaya örüyorum. Sonrasında bir düz, bir tersi ördüm. Buradaki 6 düzün yine 3'ünü boşa bıraktım. Diğer 3'ünü sağ şişime aldım. Tekrar 3'ü sola aldım. Ve diğerlerini de aktardım. İlmeklerimi örüyorum. Sonrasında bir ters, bir düz, 5 ilmek haroşa. Bir düz, bir ters ve burgumu yapıyorum. Örgüme devam ediyorum. Üçüncü burguya geçtim.
bir ters, bir düzü ve 5 ilmek haroşaya örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Şimdi diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi 5 sıra oluşunca ön yüzde burgumuzu tekrarlıyoruz. Bu kısımda olduğu gibi 8 defa tekrarlıyoruz. Bu parçayı da tamamlayalım. Arka parçayı da tamamladım. Şöyle bir haroşa sıra sayısına bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 haroşa sırası örmüşüm. 8 defa da burguyu tekrarladım. En son burgudan sonra arka sırayı örüp ön yüzde ilmekleri kapattım. Şimdi omuz dikişlerini yapıp yan dikişlerini de tamamladıktan sonra yaka kısmına geçiyoruz. İlmekleri kapatınca ipim biraz uzunca tutup kestim dikiş için kullanacağım. Dikişimizi ön yüzden yapıyoruz. Bu şekilde sol ön parçayı alıyorum. Burada karşılıklı ilmek aralarından geçerek dikişimizi yapıyoruz. İlk başta her iki ucu sabitliyorum. Ardından bu şekilde ilmek aralarından geçerek dikişimi yapıyorum. Bunu yaparken eşit dikmeye özen gösterelim. Yani bu haroşa kısım haroşa kısma denk gelsin. Düz ilmeğimiz düz ilmeğe. Burgu kısmı da burguya denk gelsin. Karşılıklı eşit olsun. Buradaki düz ilmeğe kadar tamamlayalım. Dikişi tamamladım. Şimdi diğer omuza geçiyorum. Yine bu kısımda da ipimi uzunca bırakarak kesmiştim. Aynı şekilde denk getirerek bu kısma kadar dikişimizi yapalım. Omuz dikişleri tamamlandı. Şimdi yan kısımların dikişlerine başlıyorum. Yine ön yüzden yapıyoruz dikişimizi. Buradaki haroşa kısma kadar sadece pirinç örgü kısmını dikiyoruz. İlk önce diğer ucağı yine sabitleyelim. Sonrasında bu kenar kısımlardaki ilmek aralarından geçirerek dikişimizi yapalım. Düzelterek devam edelim. Dikiş kısmımız tamamlandı. Bu şekilde. Şimdi yakaya geçiyoruz. Yaka kısmının ilmeklerini bu kısımdaki düz ilmeği hizalayarak çıkarmaya başlıyoruz. Buraya ben ipimi sabitledim. Şiş ile örerek ilmek çıkaracağız.
Şiş ile zorlanır iseniz tığ yardımı ile de ilmek çıkarabilirsiniz. Şimdi bu omuzdaki dikiş kısmına kadar kaç ilmek çıkarıyoruz sayalım. Çünkü diğer tarafta eşit olması gerekli. Şimdi bakalım sıradaki ilmeği örüyorum. 2. Bir de diğer tarafından alalım. İlmeğin 3, 4, 5, 6, 7, bir bize bakan tarafından bir de arkaya bakan ilmekten alalım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, bir tane daha alıyorum. 19. 19 ilmek çıkardım. Buradaki dikişe kadar. Şimdi arkadan bakalım kaç ilmek çıkarıyoruz. 'Burayı da tek tek sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir de bu dip kısımdan alalım. 21. Dikişe geldim. Şimdi bu kısımdan da 19 ilmek çıkarıyorum. Düz ilmeğe kadar. İlmekleri çıkardım. 19 omuz kısmına kadar bu taraftan, 19 da diğer taraftan. Ense kısmından 21 ilmek çıkarmıştık. Toplamda 59 ilmek çıkarmış olduk. Yaka kısmında da pirinç örgüyü uyguluyoruz. Şimdi kurmaya başlayalım. Bu kenardan bir ilmek daha fazla çıkaracağım. Çünkü ikişer ikişer ördüğümüz için pirinç örgüyü 59 60'a tamamlayalım. Şöyle yapabiliriz. Aradan bir tane tekrar son ilmeğimi de alıyorum. 60'a tamamlamış oluyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında düz örüyorum. Bu ikisi düz olacak şekilde sayıyorum. Sonrasında iki ters, ardından iki düz. İki ters, iki düz şeklinde ilmeklerimizi kuruyoruz. Sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Arka yüze çeviriyorum. Baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Şimdi ilmek yönüne göre örüyoruz. Düzlerimizi düz. Ters ilmeklerimizi ters. Sırayı tamamladım. Tekrar ön yüze geçtim. İki sıra olduğu için ön yüzde ilmeklerin yönünü değiştiriyorum.
Düz ilmeği mi? Ters. Ters ilmekleri de düz. Bu şekilde modelimize devam edelim. Pirinç örgümüzü ilerletelim. Yeleğin yakasını tamamlayıp ilmeklerini kapattım. Şöyle bir sayısına da bakalım. Buradaki pirinç örgüleri sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 sıra ördükten sonra ilmekleri kapattım. Düğmelerini de diktim. Ve bu şekilde modelimiz tamamlandı. Bu modeli benimle birlikte denediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.